Fatih Terim maç sonrasında gergin haliyle, kim gergin olmaz? Bir izleyelim bakalım ne demiş hoca. Bundan sonra da Fenerbahçe'ye gireceğiz. Fenerbahçe ile ilgili konuşacağız. Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Ali Koç'un açıklamaları önemli. Filip Kokun'un açıklamaları var. Son derece ilginç. Bir izleyelim Fatih Hoca'nın basın toplantısı. Sercan Bilge Beyazlı'nın hocam, geçmiş olsun. Transfer dönemi bitti. Sizin özellikle en baştan bu yana söylediğiniz bir santrafor bölgesine takviye vardı. Bunu dile getiriyordunuz. Gomis varken bile bunu söylediniz. Gomis gittiğiyle takviye olmadı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Bir de hocam, bu maç sonunda bir ufak gerginlik oldu. Siz de vardınız. Orada sinirlendiniz. Neler oldu orada, anlatabilir misiniz hocam? Hasan Hoca ile ilgili bir gerginlik oldu. Ben de tabii tesken etmeye çalışıyoruz ama açıkçası tabii emniyet güçlerinin yanında bu kadar galis küfürlerin yapıldığı bir ortamda müdahale etmeler gerektiğini söyledim. Sadece o kadar. Onun dışında hoş bir şey değil tabii yani. Zaten tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir şey yok. Onun için koridorda da herkesi teskin ettik. Allah'tan biz oradaydık. Ama bu takımın başındaki biri olarak da yanlış kim olursa olsun da söyleyeceğiz. Biz de kendilerine dedik yani, şurada dibinizden küfür ediliyor ve 1,5 saattir küfür ediliyor ve hiçbir müdahale etmiyorsunuz. Savunabileceğim veya herhangi bir şey söyleyeceğim bir mağlubiyet değil. Çok net olarak bizden iyi oynadılar, hak ettiler, helali hoş olsun, tebrik ederim. Biz de bir o derece kötü başladık. Bir sezonda belki de yapmayacağımız hataları bir 90 dakika içine sığdırdık. Her maç öncesi tembih etmemize rağmen, özellikle Belanda'ya, kendisini tanıdığımız için maalesef sorumsuz davranışını da kendisine soracağız tabii ki. Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet değil. Muhakkak ki bunların altında kalkarız. Orada bir sıkıntı yok. Ama hiç hoşuma gitmeyen, beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Trabzonspor'a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil. O yüzden tebrik ediyorum. Forvet transferiyle ilgili... Arkadaşım, şu anda konuşulacak konu o değil. Kapanmış transfer. Olmamış. Galatasaray takımı eğer 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Muhakkak ki en iyisini yapmayı istedik. Ama şu an hele hele bu maçtan sonraki konu hiç o değil. Bazı oyuncularımızın maalesef hep yaptığı tekrarları bir daha yaşıyoruz. Bunlara bu boşlukta gerekli önlemleri, tedbirleri alacağız. Çalışacağız. Açıkçası bir yerde takılacaktık. Bugüne denk gelmiş. Olmasaydı iyiydi. Ama buralardan da yaptığımız hataları bir yere yapmamak adına, artı yarın bir gün Avrupa'ya çıkıp orada daha da hata tekrarını yapmamak için çalışacağız. Buralardan dersler çıkaracağız. Transfer zamanlaması doğru. Hatta bazı yerlerde biraz daha fazla. Şöyle ki, çünkü bir yandan Avrupa maçı oynuyorsunuz, bir yandan UEFA, bir yandan Şampiyonlar Ligi, bir yandan kendi liginiz. Onun için özellikle yaz sürecinde yetmeyen o miktarın buralara sakması kadar doğal bir şey yok. Ama tabii
masa başından transferler yapılmıyor. Daktilolarla da yazılmıyor transferler. Transferler futbol elle oynanmadığına göre ayakla oynanıyor. Transferler de ağızla yapılmıyor. Yazıyla da yapılmıyor. Mesele burada esasında. O yüzden ben Süreyi doğru buldum. Yaparsınız yapmazsınız ama keşke bana kalsa her zaman yaparsın. İnanam ki teknik adamlara sorun böyle diyecekler. Hele bu akşamdan sonra sorarsanız. Evet. Transfer az da yapılmıyor. Sitem ediyor yönetime. Fatih Hoca sitem ediyor. Ama dediğin gibi yani Fatih Hoca'nın dediğin yani demin söylediğim gibi bu transferleri kendisi yapacak abi. Yani kendisi bitirecek bu işleri. Zaten öyle. Yani Fatih Terim yönlendirecek. Bütün yani şimdi Fatih Terim'in eli kolu Avrupa'da her yere uzun. Yani. Aynen. Ertem. Ha, şunu söyleyebiliriz. Kolay değil. İyi futbolcuyu almak kolay değil. İşte Fenerbahçe dolduruyor bir sürü çöp. Aynı ayarda oyuncular alıyor. Yanlış. Dedik ki geçen hafta. Sevgili Ali Koç dedik. Bu Comelli ile Kokuya. Bu Türkiye Ligi'ni anlatın bu Hollandalılara. Ben bu Hollandalıları çok tutmam. Ben babaları geldi buraya hatırlayın. Yani Hiddink dahil. Hollandalıları biliyorsunuz. Hiddink dahil. Raykartlar falan filan buradaki durumlarını görüyorsunuz. Yani bu Hollandalıların zaten futbola teknik olarak, futbola teknik direktörlük olarak, futbola yani bakışları, futbol hocalıkları falan filan beni zaten çok hiçbir zaman mutlu etmemiştir.